Kripto para madenciliği nedir? Kripto para madenciliği teknik olarak zor bulunan ve bulunması giderek zorlaşan bir sayıyı bilgisayarınıza buldurmak olarak tanımlanabilir. Kripto para madenciliği denildiğinde çoğu kişinin aklına yaygın kullanımı olan kripto para elde etmek gelir. Ancak madenciliğin tek amacı bu değildir. Kripto para madenciliği aynı zamanda madenci denilen bilgisayarlar aracılığıyla blockchain'i sürdürme görevini de yerine getirir. Kısaca özetlemek gerekirse kripto para madenciliği kavramıyla iki şey kastedilir. Yeni bloklar ekleme suretiyle blockchain'i devam ettirmek ve blockchain'e eklenen blokların bir sonucu olarak coin üretimi yapmak nasıl çalışır? Alım-satım taleplerinin yer aldığı yeni bir blok oluşturulur ve bu blok onaylandığında blockchain'e eklenir. Bu süreçte yer alan, taleplerin geçerliliğini onaylayan madenciler ise bu çabalarının karşılığı olarak bir miktar coin elde eder. Görüldüğü gibi hem blockchain sürdürülür hem de sisteme yeni coin'ler eklenir. Kripto para madenciliği en sade haliyle bu şekilde ifade edilebilir. Burada madenci bir nottur. Yani blockchain'in bir kopyasına sahiptir. Blockchain ağındaki madenciler tüm alım-satım işlemlerini onaylayarak biriktirir ve bloklar halinde düzenleyerek blockchain'e ekler. Bu süreçte öncelikle blockchain'de gerçekleştirilen her işlemin hash'i alınır. Burada hash kavramı veri işlemini kolaylaştıran bir tür algoritma olarak düşünülebilir. Hash'e alınan bu işlemler eşler olarak düzenlenir ve kök hash olarak adlandırılan ağacın zirvesine ulaşana kadar heş edilir. Kök hash, bir önceki bloğun hash'i ve nonce ile rastgele bir sayıyla birlikte bloğun başlığına yerleştirilir. Blok başlığı hash edilir ve bloğa özel bir çıktı elde edilir. Madenciler, geçerli bir hash bulana kadar başlığı bu şekilde tekrar tekrar hash eder. Geçerli bir hash bulunduğunda ise blok blockchain'e eklenir. Kripto para hakkında daha fazla bilgi edinmek için diğer videolarımızı izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.